Merhabalar, hoş geldiniz. Hemen konuya gireyim. Hatta filmi de var biliyorsunuz. Sıfırıncı hasta, yani bir salgındaki ilk hastalanan kişinin tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Ve daha önce Dünya Sağlık Örgütü de iki defa Wuhan'a gitti. Ve Wuhan'da biliyorsunuz bir viroloji enstitüsü var. Komple teorileri var. Acaba bu laboratuvarda hazırlanmış olan bir virüs kazara dışarı mı kaçtı, taşındı? Bununla ilgili teorilerin hemen hemen hepsini biliyorsunuz zaten. Ve Dünya Sağlık Örgütü iki defa ziyaret etmesine karşın Çin gibi bir büyük devleti karşına almak istemediğinden dolayı ve bir takım politik dengelerden ötürü çok direkt bir şekilde Çin'i suçlama yoluna gitmemişti. Daha ki bundan birkaç ay önce Amerikan Başkanı Biden salgının kökenli konusunda yeni bir araştırma başlatana kadar. Ve nitekim bunun etkisi de Dünya Sağlık Örgütü'nde hemen görüldü. Ve sonuçta gazetelerde görmüş olabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü sıfırıncı hasta ile ilgili Wuhan'la ilgili bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir basın açıklaması yaptı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nden konuşan yetkililere göre aslında o bahsedilen Wuhan'daki balıkçı pazarı ya da yarasaların satıldığı, vahşi hayvanların satıldığı pazarda değil, buna karşın Wuhan'daki viroloji laboratuvarında çalışan ve yarasalardan örnek toplayan bir kişiden bahsediliyor. Yani bu kişinin sıfırıncı hasta olabileceğinden bahsediliyor. Tabii ki bu yarasalardan da geçebilir, laboratuvardan da bu kişiye geçebilir. Yani ortadan bölünmüş bir komplo teorisi söz konusu olabilir. Fakat biliyorsunuz bu konuda Çin'in üzerinde büyük bir soru işareti vardı. Onu tamamıyla kamuoyundan silmeye çalışıyorlardı. Dünya Sağlık Örgütü bu sıfırıncı hasta öyküsünden sonra bir başka darbe daha vurdu Çin'e. O da nedir diyeceksiniz. İlk defa Çin'de Wuhan'daki viroloji laboratuvarlarında bazı ilk verilerin toplandığı bilgisayarların temizlendiğini, silindiğini söyledi. Özellikle salgının ilk aşamasında elde edilen verilerin silinmesinin çok ciddi bir şüphe yarattığı söz konusu. Yani aslında bu sıfırıncı hasta direkt dışarıdan gelmiş sade bir vatandaş değil maalesef. Büyük olasılıkla bu laboratuvarın bir çalışanı. Dünyadaki spor güçlerin biliyorsunuz kabahat defterleri çok kalabalık ve özellikle bakteriyolojik ve mikrobiyolojik silahlar konusunda çalışıyorlar. Amerika'da bile kendi laboratuvarlarından çıkmış bir antraks saldırısı düzenlenmişti 11 Eylül'den sonra. Ve açıkçası bütün Rusya, Çin, Amerika hepsi bu virüsler konusunda ve virüslerin hastalık olarak, silah olarak kullanılmasında çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. Ve çok daha önemlisi bu ülkelerin hiçbirisi de bunları yalanlamıyorlar. Yani önümüzdeki günlerde dünyayı sarsan başımızın derdi bu COVID hastalığına sebep olan SARS virüsüyle ilgili, SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili yeni haberlere ulaşacağımıza inanıyorum. Efendim son olarak lütfen aşı olunuz, enseyi karartmayınız, önlemlerinizi uygulayınız. İnşallah önümüzdeki sene daha rahat günlere kavuşacağız. Efendim görüşmek üzere, hoşça kalınız.